Merhaba sayın izleyiciler. Bugün biz Doğu Slav dillerinin haritalarına bakacağız ya da aslında ortak bir harita yaptım bunlar için. Rusça ve Ukraynaca. Rusça, Ukraynaca ve Beyaz Rusça olmak üzere 3 Doğu Slav dili var ve Slav dilleri arasında bu grupta daha çok birbirine benzerlikler var. Tabii Bulgarca ve Polonca da çok yakın benziyor ama işte benim yani çocukluğumdan beri ana dili olarak bildiğim bir de gramerini iyice öğrendiğim Rusça ve Ukraynacayı Türkçe ile karşılaştırarak onların yapısını size bugün sunacağım. Öncelikle sözlerin sırası. Türkçe S, O, V, Ukraynaca Rusça S, V, O. Yani nesne, Türkçe'de nesneden sonra ne geliyor? Özne geliyor. Sonunda fiil. Ukraynaca Rusça'da özneden sonra önce fiil geliyor, sonra nesne. İsim sıfat hakkında bilgiler. Türkçe'de de Slavca'da da tekil çoğul var. Cinsiyet Türkçe'de yok ama Ukraynaca Rusça'da var. Haller her iki dil tiplerinde diyelim var. Burada Türkçe dediğimde Azerbaycan Türkçesiyle de birkaç örnek vereceğim. Çünkü bunlar da birbirine yakın diller. Sıfat Türkçe'de isimden önce geliyor ve Rusça'da, Ukraynaca'da da sıfat isimden önce geliyor. Sadece yarı esnek yazdım. Çünkü bazen biraz daha esnek oluyor. Yani isimden sonra da gelebilir sıfat. Ama normalde isimden önce geliyor. Zamir, Türkçe'de cinsiyet hiç yok. Ama Ukraynaca Rusça'da sadece üçüncü şahısta tekilde eril, dişil ve nötr olmak üzere üç cins var. Sen ve siz aynı Türkçe ve Ukraynaca Rusça'da siz saygı için kullanılır. Zamirler yerine Türkçe'de ekler sık sık kullanılır ama Ukraynaca Rusça'da ekler hiç kullanılmaz. Böyle ekler yok. Sayı. Türkçe'de çok basit sistem. İsim her zaman tekil olarak kalıyor. 1, 2, 3 her zaman yani. Ama Ukraynaca Rusça'da sayı çok karmaşık bir sistem var orada. Sonra edat. Türkçe'de sözlerden sonra kullanılıyor. Slav dillerinde sözlerden önce kullanılıyor. Tanım edatı bunlardan hiçbirinde yok. Fiil. Fiil zamanları önce baktığımızda evet şimdiki var her ikisinde. Geniş zaman Ukraynaca Rusça'da yok. Gelecek zaman var her ikisinde. Geçmiş zaman var ama dımış görülen duyulan gibi bir şey yoktur Slav dillerinde. Önceki geçmiş var Ukraynaca'da. Rusça'da yok bu. Sadece Ukraynaca'da var. Bu biraz mıştı gibi. Bitmiş bitmemiş kategorileri var. Çok önemli kategoriler. Bunlar bütün yani zamanlara uygulanıyor. Çatılar. Etken edilgen var. Aktif pasif. Sonra dönüşlü çatı yok. Slav dillerinde dönüşlü fiiller var. Bir de şahıssız fiiller var. İşteş de yok. İşteş yok. İşteş yerine dönüşlü fiiller de kullanılabilir bazen. Bir de özel bir kategori var. Slav dillerinde hareket fiilleri kategorisi. Kiplere gelince Türkçe da iki kip daha var. İstek, gereklilik. Bu kipler Ukraynaca'da, Rusça'da yok. Fiilimsi. Her ikisinde masdar var. Sıfat fiiller de var, zarf fiiller de var. Ukraynaca'da özel bir form var. Rusça'da olmayan bir form. Şahıssız form diye bir form var. Şimdi biraz pratik uygulayacağız bu haritayı. Yani farklılıkları daha detaylı inceleyeceğiz. Burada isim ve sıfatta sadece bir fark, bir önemli fark gördük. Bu da cinsiyet yok ya da cinsiyet var. Cinsiyet kategorileri bütün sözcüklere uygulanıyor. Tutalım şey diyeceğim. Baş, golova, holova, dişil. Nis ya da nos Rusça. Burun. Bu da işte eril kategorisine. Uho. Yani kulak. Bu da nötr kategorisine ait. Böyle bütün isimleri. Sadece isimleri değil. Bütün sıfatlar da ya eril ya dişil ya nötr ya çoğul oluyor. Kişi zamirlerinde iyelik zamirleri ve fiilin geçmiş zamanı böyle kuruluyor aslında. Yani eril geldi, dişil geldi, nötr geldi ya da çoğul geldiler
Sadece böyle yani. Devam edelim. Zamirde bazı farklar var. Türkçe'de cinsiyet yok. Ukraynaca ve Rusça'da üçüncü şahıs tekilde eril, dişil ve nötr var. Bir de zamirler yerine ekler kullanılmaz bizde. Ama Türkçe'de kullanılır. Cinsiyet. Üçüncü şahıs tekil. Vin, vona, vono. Rusça on, ana, ano olarak eril, dişil, nötr olmak üzere üçe bölünüyor. Sonra zamirler, ek zamirler kullanılmaz. Örneğin Türkçe biz sadece evim diyebiliriz. Ama Rusça, Ukraynaca iki kelime kullanmak zorundayız. Birincisi benim, sonra ev. Mi dim. Rusça moy dom. Ya da araba, sizin araba. Ya sizin araba yazdım. Aslında sizin arabanız. Burada ek zamiri arabanız sadece diyebiliriz. Vaşa maşina. Bu hem Rusça Ukraynaca aynı olacak. Vaşa maşina. Sayı. Sayı çok karmaşıktır. Ukraynaca'da ve Rusça'da. Türkçe'de bir kitap, iki kitap, üç kitap, dört kitap, beş kitap, altı kitap, yedi kitap, milyona kadar, sonsuza kadar kitap kalacak. Çok kolay. Ama Ukraynaca ve Rusça'da çok zor. Odna kniha. Rusça adna kniga. Aynı yazıyor ama farklı telaffuz ediliyor. Adna kniga. Ukraynaca odna kniha. İki kitap. Burada artık görüyoruz ki kitap sözcüğü ın halini aldı. Dvi knihi. Rusça dvě knihy. Üç kitap. Yine burada kitap sözcüğü ın halini alıyor. Tri knihy. Rusça şöyle okunuyor. Tri knihy. Dört kitap da çotiri knihy. Rusça çtiri knihy. İşte 2, 3, 4 böyle. Ama 5'ten sonra değişiyor. Bu o yüzden çok karmaşık. 5'ten sonra çoğulun ın halini kullanmak zorundayız. Kitapların beşi. Yani 2, 3, 4 kitabın beşi. Kitabın ikisi, kitabın üçü, kitabın dördüydü. Burada ise kitapların beşi, kitapların altısı, kitapların yedisi. Sanki artık yani 4'ten çok olduğu için biz bu ın halini çoğulda kullanmak zorundayız. Piyat knih. Pet knig. Şist knih. Şest knig. Sim knih. Sim knig. Gibi böyle. Öyle devam ediyor. Şimdi edata geçelim. Edat Türkçe sözlerden sonra kullanılıyor. Rusça, Ukraynaca sözlerden önce. Şükürler olsun tanım edatı yok. Rusça'da, Ukraynaca'da. Sözlerden sonra kullanılana Rusça poslilog derler. В турецком языке есть послелоги. Türk dilinde послелоглар var. Yani после sonra anlamına geliyor. В русском языке есть предлоги. Rusça'da предлоглар var. Пред yani перед yani önce. Önce kullanılan edatlar var. Örneğin senin için, senin için, için senine aittir. Senin için ve sonunda fiil hazırlıyorum. Ukraynaca'da fiil önce olacak. Hotuyu, edat sonra edatın ait olduğu söz. Hotuyu dla tebe. Rusça'da aynı. Gotovlu dla tebe. Bir de şu mesela dersten önce, önce ders sözünden sonra oluyor. Ama perad urokom, Rusça pirid urokom, perad ya da pirid sözcükten önce geliyor. İşte böyle farklılıklar var. Sonra fiile bakıyoruz. Gördüğümüz gibi farklılıklar sarıyla belirtildi. Geniş zaman yok, dımış kategorileri yok ve önceki geçmiş Ukraynaca'da var. Bir de bitmiş bitmemiş kategoriler var. Çok önemli kategoriler. Bakalım bunlara. Geniş zaman ya da şimdiki zaman Ukraynaca ve Rusça şimdiki zamana karşılık veriyor normalde. Şimdiki zamanın kategorisi her zaman bitmemiş. Çünkü burada sonuç süreç ilişkisi var. Bitmişse sonuç, bitmemişse süreç. Şimdiki zamanda olan hareket her zaman süreç oluyor. O yüzden hep bitmemiş oluyor. Bitmiş olamaz zaten. Mesela şimdi konuşuyorum. Bu nasıl bitmiş olur da? Şimdi konuşuyorum. Sonuç yok hala. Hala şimdiki zamanda hep süreç oluyor. Sonra gelecek ve geçmiş zamanda bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Örneğin gelmiş olacağım ya da geliyor olacağım. Gelmiş oldum ya da geliyor oldum. Gitmiştim, geliyordum, gittim gibi. Yani Türkçe ile biraz böyle izah edebiliriz. Tabii ki d ve mış yok.
mış için daha çok böyle оказывается, anlaşılıyor ki gibi mesela sözcükler kullanılıyor. Выявляется, Ukraynaca выявляется. Ukraynaca önceki geçmiş de var, mıştı. Fiil çatılarına gelince bizde etken edilgen var. Etken ve edilgen. Edilgen sia ile yapılıyor. Örneğin dialayıt yapıyor. Dialayıtsa yapılıyor. Ukraynaca robić, robiться. Ama dönüşlü de sia ile yapılıyor. Adivayu giydiriyorum. Adivayus. Odihayu, odihayusa. Burada da dönüşlü fiil. Yani ben giyiniyorum. Kendi kendimi giydiriyorum gibi. Şahıssız fiiller de var. Bunları aşağıda yazdım. Bunlar da sia ile yapılan fiiller. Yani fiilin sonunda sia ekleniyor. Örneğin burada inanmak sözcüğü var. Neverit. İnanmıyor. Neverit. Rusça neverit. Sia eklenerek ne yapıyoruz? Neveritsa. Neveritsa. Neveritsa ne demek? Yani Azerbaycan Türkçesinde inanmağım gelmir. İnanamıyorum. Yani benim için inanılmıyor. Bana göre inanılmıyor. Bana inanılır gibi gelmiyor gibi. Ya da meni zdayetsa. Mne kazhetsa. Evet, bu bir şahıssız fiil. Mene öyle gelir. Azerbaycan Türkçesinde. Bana öyle geliyor. Türkçe de öyle. Sonra hareket fiilleri. Bu özel bir konudur. Burada çok belirtme yaptım. Renkli belirtmeler yaptım. Yani başka fiiller, hareket olmayan fiillerde sadece bitmiş bitmemiş kategorileri var. Bir de ön takılı, ön takısız olabilir. Ön takı eklenen fiiller bitmemişten bitmeşe geçmiş oluyor. Örneğin, prosil, yani rica ediyordum. Paprasil, rica ettim. Rica ediyordum, rica ettim. Bitmemişti, şimdi bitti. Ya da işte pıv, Ukraynaca pıv, yani içiyordu. Popıv, vıpıv, yani içtim. Öyle bir şey var. Ama hareket fiillerinde sadece bitmiş bitmemiş ön takılı ön takısız değil bir de tek yönlü çok yönlü kategorileri de var. Türkçe ben koşuyorum söylersem fark etmez bir kez mi bir yöne mi gittim tekrar mı gittim çok yöne mi gittim. Ukraynaca bir var biju tek yönlü bir var bihayu Rusça bigu biegayu. İşte biju tek yönlü ama biegayu tekrar ya da çok yönlü. Bir de ön takılı bir şey var. Örneğin perebiju. Perebiju gelecek zaman olacak. Ben geçmiş zamana bunu aldım. Perebijav. Pere yani üstünden. Üstünden kaçtım. Türkçe daha doğru böyle olacak. Koşarak geçti. Perebijav dorogu. Yolu koşarak geçti. Bir kez ve bitti. Biribijal darogu. Ama bunu koşarak geçiyordu. Tekrar ya da henüz bitmedi. O zaman perebihav, biribigal. Örneğin, ya perebijav dorohu, i ben yolu geçtim, koşarak geçtim ve annemi gördüm. Ya perebijav dorohu i pobačiv moju mamu. Ya da şöyle olabilir. Ben yolu koşarak geçerken annemi gördüm. Koli ya perebijav dorohu, ya pobačiv mamu. Koli perebijav. Bu çünkü henüz bitmemiş bir hareketti. Ya da ya tut perebihav dorohu. Ben burada yolu koşarak geçiyordum. Birkaç kez geçtim. Böyle hareket fiilleri özel bir konu. Onu ben Rusça oynatma listesi var. Ben bütün bu konuyu çok güzel öğrettim. Ve Ukraynaca da inşallah yine böyle bir videoları yapacağım, öğreteceğim bunu. Kipler. Kiplere gelince haber, emir ve şart var. Türkçe'de istek ve gereklilik de var. Peki Rusça, Ukraynaca nasıl oluyor? İstek, gereklilik çok kolay oluyor. İstek için şçob ya da ştobı, sonra da geçmiş zaman ya da mastar kullanılıyor. Örneğin bilesin diye şçob ty znav, ştobı ty znal. Mastar da olabilir znaty. Şçob ty dolgo jity. Sana çok uzun yaşayasın diye ya da Bajaju şob ty dolgo jiv. Burada geçmiş zaman. Ama şobla birlikte kullanılan geçmiş zaman istek kipi oluyor. Sonra da gereklilik de çok kolay. Bilmelisin örneğin. Sadece bazı sözcükler var. Bilmelisin. Örneğin. Ty powinen znati. Ty должен знать. Tibie нужно знать. Tobie treba znati. Gibi mastarla kullanılıyor.
Sonra fiilimsi. Var ve fiilimsi kullanılıyor. Burada ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü oldukça benziyor. İşte örneğin Türkçe diyelim gelen. Rusça olacak idущий, пришедший. Ukraynaca bazı işte aktif diyelim ki etken sıfat fiiller daha az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor. Daha çok böyle cümleler kullanıyor. Ki geldi örneğin. Yaki prişov, şço prişov. Katori prişol Rusça'da da böyle kullanılıyor ama Rusça prihadyashi, idushi gibi sözcükler daha çok kullanılıyor. Ama pasifte ne olabilir? Yapılan iş. Zroblena robota, zdelanaya robota, yapılmış iş, yapılan iş böyle kullanılıyor. Zarf fiiller de çok kullanılıyor. Örneğin iduchi, sidyachi, ya pracuyu sidyachi. Ben oturarak çalışıyorum. Ya robotayu sidya gibi. Çok yani aynı şeyler var. Genelde bunlar bir dilin damıdır. Yani ev kurduğunuzda damı sonda koyuyorsunuz. Yani daha kolay şeyleri öğrendikten sonra bu fiilimsileri de öğreneceksiniz. Ama hep baştan bunları öğrenmenin anlamı yok. Ukraynaca şahıssız formda var. Bu Rusça'da yok. O yüzden özel bir şeydir. Örneğin Türkçe iş tamamlandı. Ukraynaca robotu vykonano söylemek olur. Robotu vykonano. Burada özne yok. İş i halinde. Robotu vykonano. Buradaki nötr de söyleniyor. Yani neyi yaptı, neyi yaptı. O biraz böyle sadece Ukrayna kavramında var. Rusça'da da yoktu. Rusça sadece robota vypolnena. Yani burada iş özne, yalın halde ve yapıldı, tamamlandı, iş tamamlandı. Ukraynaca'da da böyle diyebiliriz. Robota vykonana. Ama hem de şahıssız formu da kullanabiliriz. Robotu vykonano. Daha resmi şekilde oluyor o zaman. Bu kavramsal haritanın özetidir. Umarım ki bu harita, benim bu kısa sunumum size yardımcı oldu. Yardımcı olduysa yorumlarda yazabilirsiniz. Başka sorularınız varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. İlgilenirseniz benim Rusça ve Ukraynaca oynatma listelerimi görebilirsiniz. Orada hangi videolar var, ne konularda. Bu şimdi sunduğum harita dilin beynimizde olan genel görünümüdür. Biz onu normalde ben bunu hiçbir zaman böyle çizmezdim. Sadece bu sunum için çizdim. Bu benim beynimde olan ve yavaş yavaş kurduğum o bir mozaik. Biraz önceden bilgiyi verdim. Eğer hala öğreniyorsanız belki yardımcı olur diye düşündüm. Size dilleri öğrenmekte her türlü başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar, iyi günler, hoşça kalın.